Merhaba, ben ABK Teknik'ten uygulama mühendisi Yaren Aykent. SOLIDWORKS temel seviye eğitim serisinin 4. videosunda sizlere katı modellemeden bahsedeceğim. Modeli oluşturmak için üst düzleme bir çizim açarak başlıyorum. Ardından unsurlar sekmesine giderek katı ile ekstrüzyon oluştur konusuna giriyorum. 10 mm kalınlığında bir ekstrüzyon işlemini onaylıyorum. Ardından oluşturacağım çizimi, oluşturmuş olduğum parçanın yüzünü seçerek burada oluşturuyorum. Çizimi tamamladıktan sonra unsurlar sekmesine geçiş yaparak tekrardan ekstrüzyonla katı oluştur diyorum. Öncelikle yönü ters çeviriyorum. İçeri yönlü olmasını istiyorum buradaki katının. Ardından sonucu birleştir seçeneğini aktif hale getiriyorum. Bu sayede oluşturmuş olduğum iki katı unsur sonuçta birleşecektir ve tek bir katı unsur olarak görünmeye devam edecektir. Bunu nereden anlayabilirim? Eğer şuradaki unsur aycını genişletecek olursam şu an katı gövdeler 1 olarak görünüyor ve açtığım zaman ilk oluşturmuş olduğum yükseklik ekstrüzyon 1 olarak geliyor. Eğer sonucu birleştir seçeneğini devre dışı bırakırsanız katı gövdeler 2 adet görünecektir ve yükseklik ekstrüzyon 1, yükseklik ekstrüzyon 2 olarak adlandırılacaktır. Sonucu birleştir seçeneğini aktif hale getirerek komutu onaylıyorum. Bu sayede katı gövdeler kısmında hala bir adet katı gövde bulunmakta ve ismini de en son oluşturduğumuz unsurdan almakta. Modelin devamında ekstrüzyonla kes komutunu uygulamak için bu yüze tekrar bir çizim açıyorum. Çizimi ölçümlendirdikten ve ilişkilendirdikten sonra unsurlar sekmesine dönüp burada ekstrüzyonla kes komutuna giriyorum. Yapmak istediğim şey buradaki kesiği alt gövdenin tümünden çıkartmak. Bunu yapmak için kör kısmında eğer buradaki derinliği biliyorsanız o değeri girerek örneğin 40 mm'ydi buradaki veya şöyle değiştirelim veya tümünden diyerek sağlayabilirsiniz. Ardından onaylıyorum. Ve bu şekilde deliğimizi de oluşturmuş olduk. Eğer bu yüze tıklayıp dik bakacak olursak kesiğin tam olarak oluşturduğunu görebilirsiniz. Kontrol ediyle tekrar izometrik olarak bakıyorum. Sıradaki işlem delik açma işlemi olacak. Şu yüze bir adet delik oluşturmak istiyorum. Bunu yapmak için delik sihirbazı komutunu kullanacağım. Komutu inceleyecek olursak öncelikle tip sekmesine bakalım. Burada değişik delik tiplerini görebilirsiniz. Ve bu delik tiplerinin standartlarına ulaşabilirsiniz. Hemen yan tarafında ise konumlar sekmesi bulunuyor. Konumlara geçiş yaptığımızda da seçmiş olduğunuz delik tipine göre deliği konumlandırabilirsiniz. Öncelikle bir yüz seçmeniz gerekiyor deliği nereye konumlandıracaksanız. Ardından o yüz üzerinde de bir nokta belirlemeniz gerekiyor. Şimdi gelin öncelikle tip seçerek başlayalım. Delik tipimiz havşa olacak. Asimetrik standardında altıgen civata olarak seçiyorum tipini de. Ardından boyutu metrik 8 olarak ayarlıyorum. Ardından konumlar sekmesine geçerek öncelikle deliği oluşturacağım yüzü seçtim. Ardından ön izlemeyi de görebilirsiniz. Deliği tam olarak yukarıda oluşturmuş olduğum yayın merkezine konumlandırmak istiyorum. Bunu yapmak için yayın üzerine gidip biraz beklemem yeterli olacaktır. Bunu yaptığım zaman yayın merkezini görebiliyorum. O zaman şöyle gidip yayın merkezine deliği oturtabilirsem deliği oluşturmuş olacağım. Bir adet deliği oluşturdum. Başka delik açmayacağım. O nedenle komutu onaylayarak çıkıyorum. Kontrol edili izometrik olarak bakacak olursak deliğimizi de bu şekilde oluşturduk. Şimdi köşelere radyus atama işlemiyle devam edelim. Bunun için yine unsurlar sekmesinde radyus komutuna gidiyorum. Radyusu hem 2 boyutta hem de 3 boyutta kullanabilirsiniz. Radyus komutuna girdim. Sol tarafta inceleyelim komut özelliklerini. Öncelikle farklı radyus tiplerini görüntüleyebilirsiniz. Onun dışında bir
Köşeyi seçtiğiniz zaman açılan araç çubuğunu görmek istiyorsanız seçim araç çubuğunu göster seçeneğini aktif hale getirebilirsiniz. Bunun dışında teğet yayma komutuna birazdan bakacağız. Hemen altında ön izleme seçenekleri bulunuyor. Tam ön izleme derseniz seçtiğiniz tüm köşeler için ön izleme oluşturacaktır. Onun dışında sadece ilkinde oluştursun, geri kalanında görmeme gerek yok diyorsanız kısmi ön izlemeyi seçebilirsiniz. Veya hiç ön izleme istemiyorum derseniz de ön izleme yok diyebilirsiniz. Radyosun çapını buradan belirliyoruz. İsterseniz şöyle seçerek başlayalım. Örneğin şu iç kenarlara, iç köşelere radyus atayacağım. Seçtim. Şurada görmüş olduğunuz seçim araç çubuğu. Buradan eğer isterseniz araç çubuğunu göster seçeneğini kaldırarak komutu görmeyi engelleyebilirsiniz. Seçim araç çubuğu benzer köşeleri yakalamanızı sağlıyor. Örneğin şöyle biraz uzaklaşacak olursak tekrar seçelim. Şöyle tekrar seçiyorum. Burada pembe kenarları görebilirsiniz. Farklı kenarları tercih ediyor burada. İstediğiniz kenarlara radyosu yaymasını sağlayabilirsiniz. Şimdilik biz kendimiz tercih edelim. Şöyle kontrol 7 ile tekrar izometrik bakıyorum. İçteki köşeleri seçtikten sonra kenarları da seçiyorum. Şöyle seçtim. Yüzü seçmiyorum. Kenarı şöyle yüzü tekrar sildim. Kenar seçildi. Döndürüyorum. Bu taraftan seçim yapmaya devam ediyorum. 10 mm değil de 8 mm olarak değiştiriyorum radyosu. Milimetre yarı çapını. Ardından onaylıyorum. Ve bu şekilde radyoslama işlemini de gerçekleştirmiş olduk. Kontrol ile tekrar izometrik bakıyorum. Ardından tekrar radyos komutuna giriş yapıyorum. Radyos komutunu seçtim. Bu sefer radyosu buraya uygulayacağım. Burada dikkat etmemiz gereken şey teğet yayma seçeneğinin aktif olması. Teğet yayma seçeneği aktifken örneğin bu kenarı seçtiğimde gördüğünüz üzere teğet olan diğer kenarları da seçtiğim radyosu yayıyor. Teğet yayma özelliği burada işimize yarıyor. Eğer bu seçeneği kaldıracak olursak yalnızca seçmiş olduğumuz kenara uygulayacaktır. Ben aktif hale getiriyorum ve 8 mm değil de 3 mm olarak değiştiriyorum radyos yarı çapını. Ardından döndürüp arka kenarı da seçiyorum. Burada da yine teğet yayma aktif olduğu için diğer kenarlara yayacaktır radyosu. Ardından onaylıyorum. Kontrol izometrik baktım. Ardından buradaki kenarlara da radyus eklemek istediğimi fark ediyorum. Ve bunun için tekrar bir radyus komutu açmak yerine en son oluşturduğum radyus 2 öğesini düzenliyorum. Unsuru düzenle diyerek bu şekilde tekrardan diğer kenarlarını da seçeceğim. Şimdi bu işlemi yapıyorum. Bir kenar seçtiğimde teğet yayma özelliği aktif olduğu için diğerleri de aynı şekilde seçildi. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Buradan başlattı ve son teğetliğe kadar ilerletiyor. Ancak başladığı noktaya geri dönmüyor. Örneğin şu aradaki kısım henüz radyuslanmadı. Eğer oluşturduğunuz radyosun başladığı noktada bitmesini isterseniz bunu şu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle seçimleri temizliyorum. Seçim yapmadan önce seçeceğim kenara gelip sağ tıklıyorum ve burada çerçeve seç diyerek seçimimi yapıyorum. Bunu yaptığımız zaman başlattığım noktaya tekrar geri dönerek radyosu tamamlıyor. Bir döngü olarak algılıyor ve bu şekilde onaylarsanız radyus oluşturulmuş olacaktır. Bir sonraki adımda şu yüze delik açmak istiyorum. Bunu yapmak için delik sihirbazına gidiyorum tekrardan. Ve delik tipini delik olarak ayarladıktan sonra delik tipini de matkap boyutları olarak değiştiriyorum. Ve boyutunu 7 mm çapında ayarlıyorum. Ardından konumlar sekmesine geçiş yapıyorum ve şöyle deliklerimi konumlandırıyorum. Bu sefer 2 adet delik oluşturacağım. Delik sihirbazına delikleri konumlandırırken akıllı ölçümlendirme ile veya ilişkiler ekleyerek konumlarını belirleyebilirsiniz. Örneğin burada akıllı ölçümlendirmeye geçiş yapacak olursam
Yapmak istediğim şey deliğin merkezinden şuradaki kenar olan uzaklığını belirlemek olacak. Ancak burada radyus oluşturduğum için tam olarak istediğim kenarı seçemiyorum. O nedenle öncelikle bunu bir değiştirmem gerekiyor. Buradaki radyusları gizlemem gerekiyor ki referans almak istediğim kenarı tam olarak görebileyim. O nedenle sağ tık seç diyorum ve sonra komutu kaydetmeden kapatıyorum. Delik sihirbazı komutundan çıktım. Unsur ağacındaki unsurları isterseniz pasif hale getirebilirsiniz. Burada da onu yapacağız. Örneğin radius 2 unsuruna tıklarsanız bu unsuru pasifleştir diyerek pasif hale getirebilir ve sanki uygulanmamış gibi görünmesini sağlayabilirsiniz. Bunun dışında tekrar aktif hale getirmek için üzerine tıklayıp aktifleştir demeniz yeterli olacaktır. Bunun dışında bir de aşağıda bulunan mavi çubuk, rollback çubuğu adını verdiğimiz bu çubukla yukarı doğru hareket ettirdiğiniz zaman altında kalan unsurların pasif hale gelmesini sağlayabilirsiniz. Rollback çubuğunu yukarı kaydırdığınızda oluşturacağınız yeni unsurlar bu çubuğun üzerine geleceğinden altta kalan unsurlar geriye düşmüş olacaktır. Bunu da göz önünde bulundurmanız gerekli. Şimdi radius 2 öğesini rollback çubuğunun altında tutarak delik sihirbazı komutuna tekrar giriyorum. Burada yine delik tipini delik olarak seçtikten sonra matkap boyutları ve 7 mm çapında deliğimi seçerek konumlar sekmesine geçiyorum. Ardından çizim yapacağım yüzü seçtikten sonra delikleri konumlandırıyorum. Ardından akıllı ölçümlendirme diyerek deliklerin konumunu belirliyorum. Sadece ölçümlendirme değil aynı zamanda ilişkilendirme de yapabilirsiniz. Örneğin iki dairenin merkezlerini seçtikten sonra bunları yatay yap diyerek aynı doğrultuya getirebilirsiniz. Ardından ölçümlendirmeye devam ediyorum. Ve sonrasında onaylayarak çıkıyorum. Bu sayede deliklerimi oluşturmuş oldum. Kontrol edili izometrik bakıyorum. Da şöyle döndürelim. Şimdi gördüğünüz gibi oluşturduğum delik rollback çubuğunun hemen üzerine geldi. Tekrardan radius 2'yi aktif hale getirmek için çubuğu aşağıya doğru sürüklüyorum. Ve bu şekilde radius 2'yi de aktif hale getirmiş oldum. Unsurumu bu şekilde tamamlıyorum. Bu videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.